YouTube çekmeyi yapmak üzere futbol camiası içinde hem futbolcu olarak hem menajer olarak bulunmuş hem bir arkadaşımız var. Aynı zamanda kendisi finalında spor yazarıdır. Futbol üzerine değil, futbolda olan olaylar, transferler, futbolun finansmanı ne olacak, bu kulüplerin durumu ne olacak gibi bir sohbetle başlayalım. Bundan sonra da sohbeti futbol üzerine kendisine sürekli yapacağız. Hepimize futbolda, futbol ve futbol finansmanında hayırlı olsun. Evet. Evet, sevgili Emre, hoş geldin. Hoş bulduk. Bize güç kattın. Hem spor üzerine yazılanı finalda takip etmeye başlıyor insanlar. Bir de şöyle güzel bir YouTube çekimi yapalım seninle. Konumuzda futbolda dönen dolaplar olsun. İstediğin açıklıkla, istediğin şeffaflıkla anlar. Bizde gizli saklı kalmıyor. İstediğin yerde yükleriz daha sonra. Yükleme yaparız. Sen tamam. Şimdi doğaçlama ne olur futbolda bu transferler nasıl oluyor? Mesela en son Beşiktaş'ın transferleri çok konuşuluyor. Evet. Doğru mu gerçek bu rakamlar? Biz aşıyor yani. Borsada bu paraları kazanmıyoruz. Yani futbol mu oynasak ne yapsak? Yaş geçti ama. Ya şimdi dediğiniz gibi Muçi ile Musrati'nin ama sen nerede başladın? Sen futbolculuk kariyerinden hiç bahset ki. Ben futbola 1997 yılında Bakırköy Spor'da başladım. 2003-2004 sezonunda da ilk profesyonel imzamı attım. Ondan sonra 15 ayrı kulüpte oynadım. PTT 2. lig, 3. lig, 1. lig. Birçok takımda oynadım. 19 sene profesyonel top koşturduktan sonra da 2 sezon önce futbol hayatıma son verdim. Kariyerim bitti. Bittikten hemen sonra futbolculuk kariyerim bitti. Ondan sonra son 2 senedir de kendi menajerim olan Cumhur Enür'le birlikte menajerlik yapıyoruz şimdi. Bir menajerlik şirketimiz var. Oyuncularımız var. Onlarla ilgileniyoruz. Aynı zamanda futbolun çeşitli yerlerinde hala bir şekilde menajerler çok konuşuyorlar, kulüplere evet. Giriyorlar, dağıtıyorlar, evet. Çıkanla ilişkileri var diyorlar, evet. Antrenörle ilişkileri var. Sonra bakıyorsun futbol kulübü acayip bir transfer yapmış, akıllı olmayan bir adam çıkmış gelmiş. Evet. Var mı bu menajerlik ilişkisi? Ya şimdi mesela Beşiktaş'ta olay oldu yani en son çok tartışılıyor. Şimdi şöyle evet dediğiniz gibi menajer denince hemen akla işte bir uyanıklık, kolay para kazanma, komisyonculuk gibi algılanıyor. Ama menajerlik dünyada artık çok farklı boyutta. Futbolcuların seçtiği menajerler kendileri için çok önemli bireysel olarak. Kulüpler açısından da kulüp menajerliği çok önemli bir pozisyon. Çünkü kulübün bütün anahtarlarını bir şekilde emanet etmiş oluyorsun. Çünkü içeriye bir 25-30 kadar futbolcu girecek. Çok büyük bir maliyet. Bunu da bir kişiye emanet etmek çok kolay değildir. Onun için düzgün menajerlerle çalışılması çok önemli. Şimdi menajerliği de tabii nasıl her sektörde olduğu gibi menajerlikte de işte kötü niyetli insanlar olabiliyor. Biz istek gondikleme diyoruz mesela. İsteği gondikleme. O futbolda var mı gondikleme? Yani Beşiktaş gondiklendi mi abi? Ben gondiklendiğini düşünüyorum. Şöyle yani çünkü baktığınız zaman mantıken bir transfer normal gözükmüyorsa normal değildir. Yani özellikle Türkiye'de yabancı transferlerde baktığınız zaman ya Avrupa piyasası belli. Futbolcuya verilen, harcanan paralar belli ama Türkiye'ye baktığınız zaman bir oyuncuya 2 milyon euroluk oyuncuya 10 milyon euro da verilebiliyor, 5 milyon euro da verilebiliyor, 200 bin euroya da alabiliyor. Çünkü Türkiye'de öyle bir atmosfer var ki dışarıdaki futbolcular, Avrupa'daki oyuncular Türkiye'yi fırsat olarak görüyor. Ya ben oraya gidersem ya para kazanmam lazım ekstra. 3 ise 4 kurtarıyor. Tabii 3 ise 5 alıyor. Ya da artık kariyerinin sonuna yaklaşmış. Yani örnek vereyim. Dzeko diyebiliriz. Dzeko Fenerbahçe'ye gelirken herkes diyor ki işte şu kadar paraya geldi. İşte şöyle. Orada kritik nokta aldığı para değildi. Kritik nokta 3 senelik imza atmasıydı. Başka hiçbir Avrupa kulübü Dzeko'ya 3 senelik, 3 sezonluk imza attıramazdı. Attırmazdı. Neden? Kulübün belli bir verebileceği para var. Ama Türkiye'de bu konulara çok bakılmadığı için ya Dzeko gelsin de kaç sene atmak istiyorsa atsın diye alınıyor. Ondan sonra Dzeko ilk sezon bir performans veriyor. Ya
beklenilenin altında kaldı deniyor. Bir sonraki sene bunun parası yüksek, bu takımdan nasıl ayıracağız diyor. Ondan sonra mahkemeler, FIFA'lık olmalar, büyük olaylar, işte basında futbolcuları kötülemeler, işte yattığı yerden para kazanacak diye şey yapıyor. Bu adam bu zaten 3 senelik sözleşme olduğu için buraya geldi. Sen bu parayı 1 senede verseydin adam gelmeyecekti. Futbol hayatını uzatmak için geliyor zaten. Ama o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela Beşiktaş'ın futbolcularının aldığı para ya da biz onların alması gerektiği parayı biliyoruz. Evet. Parayı etmez diyorsun. Evet. Şimdi 2 milyon euroluk adamı 10 milyon euroyu aldı. Evet. O aradaki 8 milyon euroyu muhtemelen kulüp başkanı, antrenör vesaire kimse paylaşıyor. Ama kulüp 10 milyon euro borçlanıyor. Aynen öyle oluyor. Yani çünkü biliyorsunuz Türkiye'de şimdi yöneticiler kulübün başına geldiği zaman yaptıkları transferlerden sorumlu değiller. Bireysel olarak kendilerine hiçbir şey kalmıyor. Ben orada en fazla şunu diyebiliyor. Ya beceriksizlik yaptık, onu aldık diyor. Gidiyor adam. Hiçbir üstüne bir borç kalmıyor, bir şey kalmıyor. O yüzden tabii kulüp borçlanıyor. 2 milyon euro çıkması gerekiyor. Olan kulübe oluyor. Ya bu sırada şöyle deniyor hatta en son transferlerde. Ya işte o adam işte alındı ama o paraya İşte şu kadar paraya satılacak. Aldığınız adam 27 yaşında, 28 yaşında. Bu adam 19-20 yaşında değil. Kaça satacak? Ve Avrupa'da hiçbir kulüp, iddia ediyorum Musratiye'de, Muçiye'de 3 milyon eurodan, 4 milyon eurodan fazla para verme ihtimali yok. Musrati Galatasaray maçta kendi kalesi atan. Evet. Onu düşüyorlar ücretle o zaman. Yok, düşmüyorlar. O bir de şöyle bir durum var. Biz mesela bonservisini konuşuyoruz. Diyoruz ki 15 milyon euro bonservisine gitmiş. İşte 10 milyon euro bonservisine gitmiş. Bir de adamın aldığı, menajerinin aldığı maaşı ve Türkiye'ye geldiği zamanki inanılmaz sözleşmelerini görün yabancı futbolcuların. Ailesinde 5 kişi varsa 5'inin de işte uçak biletlerinden tutun okuduğu özel okula kadar. Bahsettiğim 3 tane çocuğu atıyorum. Bir yabancı futbolcu 3 tane çocuğu mu var? Okuyacak seviyede mi? Yani yaşı işte 7 ile 15 yaş arasında mı? 3'ü de özel okula gidiyor. En iyi şartlarda okutuluyor. Ve hem öğrenim masrafları, hem yol masrafları, hem kaldığı ev işte ya da bir iş yapıyorsa onun yani giderleri her şey. 13 milyon euro çıkıyor. Aynen öyle. Ya şimdi arada 2,5-3 milyon euro dan bahsediyoruz. Artık 2,5-3 milyon euro çok büyük para Türkiye'de. Evet. Ya bunu yani çok küçümsememek lazım. Finansal sıkıntı çok böyle özel bir durum yoksa, yani o takımla ilgili özel bir durum yoksa tamamen bu transfer politikalarındaki bilinçli uygulamalardan yürüyor. Yani bunlar bilerek yapılıyor. Kulübün içindeki kaynakları soymak amaçlı ya da kulübü borçlandırmak amaçlı yapılan transfer işlemler oluyor. Evet, mesela kesin. Mesela Galatasaray'da çok oldu geçmişte. Zaman zaman her kulüpte oluyor. Her kulüpte oluyor. Peki şeye gelelim. Çok böyle gündemde olduğu için orayla kapatalım konuyu. Bu Trabzon-Fenerbahçe maçı. Bu bitmeyen bir gerginlik. Her maç şey gibi oluyor yani böyle çaldıran savaşları gibi oluyor. Ne diyorsun? Şimdi çok da konuşuluyor. Futbolcuya yasak, ona yasak, buna yasak. Bilinçli mi oldu bu iş, bilinçli mi oldu? Niye böyle oldu? Ya şimdi... Futbolcu gözüyle söyle. Futbolcu sen gözüyle... Yani. Şimdi şöyle söyleyeyim. Futbolcu açısından, tabii bu söylediklerim tasvip ettiğim için demiyorum. Futbolcu açısından baktığınız zaman atıyorum Fenerbahçeli futbolcu şu deplasmanda yaşadıkları olaylar çok büyük problemlere yaşandı. İşte istenmeyen olaylar yaşadı. Ama futbolcu açısından baktığınız zaman bu olay kendileri açısından çok büyük bir maceraydı. Yani pozitif yönden bakarsanız takımı birleştirici bir atmosferdir. Kesinlikle bu Fenerbahçe açısından böyle. Ama Türkiye açısından spor kültürümüz açısından baktığınız zaman da tam bir rezalet. İşte sahada olanlar, yaşanılanlar, işte Avrupalıların ya da dünyanın farklı ülkelerinden bizi izleyenlerin tanık olduğu şeyleri bizim yaşatmamız. Bunlar çok utanç verici şeyler. Ama sebebine gelince, sebebi de yine biziz aslında. Yani kişileri burada suçlamak, kulüpleri teker teker suçlamak çok mantıklı değil. Çünkü bir Trabzon-Fenerbahçe maçı oynanıyor. Peşinden gazetelerde yazılan yazılar, işte spor muhabirlerinin anlattığı olaylar. Alıştık artık ama o en vakit büyük yani, kaç yaralı olacak, kaç işte kimi burnu kanayacak. Aynen öyle. Ya bir de sosyal medya üzerinden de bu işte bu kavgaların bir revanşını falan kendilerince
belirliyorlar. İşte ondan sonra işte sistematik de olabiliyor. Şimdi son Trabzonspor Fenerbahçe maçında ben sağ yani maçı izliyoruz. Fenerbahçe'nin o maçı çok iyi başlaması ve rahat bir şekilde götüreceği bir maçı Trabzonspor peç şeyleriyle geri çevirdi. Teknik anlamda bakarsanız. Yani sen futbolcu olsaydın o sahada bu şeylerden etkilenmemek mümkün, mümkün değil. Mümkün değil. Yani mümkün değil. Yani şöyle futbolcu olmanıza da gerek yok. Şöyle düşünün. Bir kanatta bir kanat oyuncusu olduğunuzu düşünün. O bölgede top oynarken her an sağınızdan çakı, işte pet şişe, kutu kola, kutu kolanın o mesafeden benim anlamda da kutu kola şeyi var, izi var. Ben ne yedim? Bursa deplasmanında. Yani oradan gelen sizin yanımızdan atılan şişeyle oradan gelen şişenin hızı aynı değil. Yani geldiği zaman kurşun etkisi bile, adam bile öldürür o kutu kola geliyor yani, kolay değil. O psikolojiyle o kanatta oynama şansınız yok. Sürekli bana bir şey gelecek korkusuyla ki baktığınız zaman maça Fenerbahçe'de duran toplardan sonra yedi golleri. Çeşitli işte birkaç duran top oldu, sahaya maddeler yağdı. Biraz daha sindire sindire golü yediler, peşinden eşitlik oldu. Neyse ki bir şekilde 3 puanı yine aldılar ama şimdi alamasaydılar bence asıl olay orada olacaktı. Bu maç nasıl tatil edilmedi diye kıyamet kopacaktı doğal olarak. Fenerbahçeliler kızacaktı bu duruma. Son soru sana şey, kritik soru. Ali Koç'un açıklamaları doğru mu? Takımı çekelim. Bence yanlış buluyorum. Çok çünkü doğru. Bir de daha önce de buna benzer bir açıklama yapmıştı. Bu tip açıklamaları yaptığınız zaman yani yapabileceğiniz şeyleri söylemeniz lazım ki bir sonraki konuşmanızda insanlar sizi daha ciddiye alsın. Ben de şöyle düşünüyorum abi, çok haklısın. Yani şampiyonluğa giden bu takım, bu tür olaylar sadece Fenerbahçe'ye mahsus olmuyor, birçok sırada yaşanıyor. Hı. Sen şimdi oradaki futbolcunun psikolojisini şu şekilde etkiliyorsun. Yani ben nasıl şampiyon olamayacağım ya da olmayacağım, yarın amatör olmayacağım. Menajerimi çağırayım da bana Portekiz'de şurada burada futbol. Tabii özellikle yabancı futbolcular. Özellikle yabancı futbolcular. Tamamsız bir şey oldu bence. Yerli futbolcular dediğinizi ya yapmazlar. Başkan onu yapmaz der ama yabancı bunu öyle algılamaz. Orada haber başlığına bakar. Bana burada bir şeyler söylenmiyor. Demek ki Türkiye'de şu an kulüpte bunlar dönüyor. Ben burada ne yapacağımı düşünür. Yani psikolojisini etkiler, direkt etkiler. Hesaplanmamış bir açıklama oldu. Kesinlikle. Ali Koç'un böyle açıklamalarına zaman zaman rastlıyoruz. Çok sayın duymamıza rağmen. Evet. İşte bu takım ben varken şampiyon olamaz. İşte takımı geri çekelim falan. Bunlar tabii o yeşil sahalarda ter akıtan futbolcuların psikolojisini, motivasyonunu kaçıran şey. Kaçırır kesinlikle. Yani taraftarın da motivasyonunu kaçırır. Yani bütün futbolun paydaşları bir şekilde çok futbol iyi etkilenmez. Futbol paydaşları çok evet. Güzel. Emre'ciğim çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hadi